Merhaba arkadaşlar, Airsoft Pro'nun videosuna hoş geldiniz. Milsim Airsoft Shop'tayız arkadaşlar, merhaba. Merhaba, yanımda Doğan Erçitak var. Merhaba. Bugün kendisiyle kullandığımız, zamanda kullandığımız M14 EBR'leri tanıtacağız. Yani sırf şunu duymanız yetecek. Başka bir şey anlatmamız gerek yok bu tüfekle ilgili. Daha evet, arkadaşlar. Şaka bir yana gerçekten arkadaşlar, DMR sınıfı oynamak istiyorsanız bu oyuncak yani eşsiz diyebiliriz. Tek kusuru arkadaşlar ağır olması. Onun dışında evet, hiçbir sıkıntısı yok. Bir de boyunuz uzunsa hiç problem yaşamıyorsunuz. Boyu kısa olan arkadaşlarda biraz problem olabiliyor çünkü yani kesinlikle düşürdüklerinde yani tam boylarına gelip sallandıramıyorlar şeyi. Doğru. Çünkü şey çok geride. Slip yeri çok geride. Tam ortada olmadığı için evet, şu şekilde bir pistol çekerken ben sıkıntı yaşamıyordum ama boyu biraz kısa olan arkadaşlarda değil mi evet, Doğanlar? Yani kesinlikle o problem olabiliyor yani. Evet. Side arm'a geçerken biraz sıkıntı yaşıyor. Oyuncak zaten bu EBR modeli, bu da veteran modeli. Veteran mod, bu full metal, bu ahşap model. Yani buralar gerçekten ve evet, işçiliği inanılmaz. Yani çok gerçekten iyi. Yani evet, M14 modellerini ben çok bayılıyorum arkadaşlar. Bu EBR'yi zamanında çok kullandım. Yani gerçekten şey, o bir talihsizlik, bir arıza olduğu için bayağı bir uzun süre servis arası olduğundan dolayı oyuncağa evet, biraz soğukluk geldiği için değiştirmek zorunda kaldım ama ilerleyen zamanlarda tekrardan bu oyuncağa geçeceğim. Ben de çok kullandım. Doğan arkadaşımız da çok kesinlikle kullandım. Ben normal stok halini kullandım. Hatta Doğan arkadaşımız da ufak biraz update'ler yaptı. İstersen evet, onlara bir değin arkadaşım. Ne yaptıysa. Arkadaşlar öncelikle Turgay kaptanımızın dediği gibi M14 EBR ağırlığıyla öne çıkan bir oyuncak ve performansıyla öne çıkan bir oyuncak. Ama M14 EBR'de yani GNG'nin M14 EBR'sinde ağırlık problemini veteran da çözebiliyorsunuz. Veteran ahşap olduğu için ondaki CNC alüminyumdan birazcık daha hafif halde oluyor. Onun için kullanımda daha rahat olabiliyor. Tabii siz daha agresif bir yapıyı tercih ediyorsanız kesinlikle M14 EBR'yi tercih edin ki benim de ilk tercihim DMR sniper olarak M14 EBR oldu. Çok güzel gerçekten kesinlikle yani aldığınız gibi ortalama 65 ila 70 metre atışları çok düzgün olan bir oyuncak. Yani Turgay Kaptan'la geçmişimizde çok güzel anılarımız var bu oyuncakla ilgili. Yani ben de kullandım, Turgay Kaptan da kullandı. Haricinde ben içinde ufak tefek değişiklikler yaptım. Yani iç aksamlarıyla çok oynamadım. Sadece namlu da ufak tefek değişiklikler yaptım. Hava kaçaklarını biraz azaldım. Arnap yapmış herhalde değil mi? Tabii. Arnap yaptım. Birazcık daha hava kaçaklarını düşürdüm. Nabın basmasını yani pop-up'ın daha iyi işlemesini sağladım. Ve çok güzel verim aldım. Zaten oyuncağa ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Gayet dolu ve full bir oyuncak. Tabii. Ortalama 450 FPS civarında olan bir oyuncak. Ahşap olan bu tabii, 420 atıyor. 420 FPS civarında olan bir oyuncak ve gerçekten kuvvetli ikisi de. Ve şöyle bir şey var. Ya bir tek bu oyuncağın bir kusuru ağırlığın yanında pil takması biraz zahmetli kesinlikle oluyor. Kesinlikle ızdırap oluyor. 6 vida söküyorsunuz. Hex vida. Ve şey var. Biraz pil de sıvı. Çünkü şu mekanizma evet, var ya arkadaşlar hani şey evet, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Pili taktıktan sonra bu kablolar, mekanizmayı hani kablo çok evet, dikkat etmeniz gerekiyor. Pilinizin kablolarına zarar verebilirsiniz. Ben ama 11.1 kullanıyordum. Sonradan 7.4'e döştüm. Çok rahat sığdı oraya. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama 11.1 taktı mı bir 20 rof alıyordun değil mi? Yani? Kesinlikle. Yani canavar ve oluyordu. Ve psikolojik bir atış oluyordu. Gerçekten LMG, yani. LMG olarak kullanabiliyordun ve, yani. Tabii ve şöyle bir şey yani bu şu dik şu ses beni var ya. Bu oyuncakta zaten bu sesi duydunuz mu? Gerçekten yani hatta ben Airsoft oyunlarına başlamadan hadi başlıyoruz deyip bu şekilde çekip insanlar bir anda Allahu ekber peşinde. Psikoloji olarak aynen. Psikoloji olarak o çok farklı bir durum oluyor. Şarjör high cap geliyor. Aynen yalnız öyle. Şey İkisinde var, de high cap geliyor. Var. Şeyleri çok güzel. GNG'nin orijinal mid cap'leri evet, çok güzel. Mid cap'leri. Ucundan çubuk çıkıyor. Dibine kadar kullanıyorsunuz. Aynen hiçbir öyle. İsraf olmuyor. Yani onun dışında şeye dikkat edin arkadaşlar. Ben o hata yaptım. GNG'nin M14 şarjörleri özeldir. Özellikle GNG almanız gerekiyor. Kesinlikle. Başka marka seçmiyor. Mesela ben evet, o hatayı yaptım. Veteran almıştım, evet, short şarjör almıştım ama klasik army modeline uyuyormuş yani. Evet, o yüzden yani şu şekilde söktük bunu. Şimdi şunu göstereceğim arkadaşlar size, bunu buraya koyuyorum. Şurada gördüğünüz gibi bu L şeklinde bir şey var. Normal diğer şarjörlerde bu olmuyor. Bir de şarjör takarken biraz sert bastırmanız gerekiyor. AK gibi biraz önce ön tarafına önden takıp sonra ve arkaya vurdurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle midcap kullanılmasında fayda var. Çünkü kesinlikle bir süre sonra atış yaparken, kurarken atışınız evet, öne doğru gidiyor. Hani ben gerçekten çok severek kullandım. O talihsiz işte hani motoru arkadaşlar motora şey değil. Hani bunun gearbox'ı şurada ortada ve motoru da çok kuvvetli. Böyle hani kesinlikle. Yani ya bayağı, benim şu an kolyemi çekiyor mesela. Evet, metal yani kolyem var. Yani gerçekten onu çekiyor arkadaşlar. Bir de normal hani motorlar nasıl böyle ince olur böyle. Evet. Bu motor bildiğiniz böyle kalın piller gibi böyle. Çok sağlam bir motor var. 25K diye biliyorum işte ben. İşte evet yani şey var. Ondaki sıkıntı şu arkadaşlar. Bu oyuncağı açarsanız açtığınızda
kesinlikle motorun çalışmıyor. Motorun çalışmıyor çünkü çünkü o motor ayarı şu şekilde yukarı aşağıya yapılabilen, değişkenlik gösterebilen. Ve sabit, sağ sol oynamıyor. Motor mekanizması böyle düz geliyor, hafiften biraz aşağı iniyor ve evet. O mekanizma. Eğer motoru açıp, eğer takmadan denersiniz kesinlikle o parçayı kırarsınız. Bir örtü diyelim ki kırdınız, yeni sipariş vereceksiniz. Evet. Bu ürünle bu ürününki aynı tutmuyor. Bu ürününki farklıdır, farklı. Bu ürününki de farklıdır. Yapısı farklı evet. Olduğu için çünkü. Bu oyuncaklar bak böyle burası plastiktir. Çünkü evet. Bu gerçek ateşlerinde de aynı şekilde plastik. Aynen öyle. Ama bunun rail'leri var. Onu taktığımı da çok tatlı çok oluyor gerçekten. Çok yakışıklı. Sokom diyorlardı sanırım. Sokom oluyor. Yani bir de burada rail takıyorlar. Çok güzel oluyor. Evet. Hani burada zaten bir de özel bir aparatı var. Burada şey sahip takıyorsunuz. Hani burada için. İşte bu EBR'de bu şekilde model. Bu arada hani bunun pili dipçikti arkadaşlar. Pil takması çok rahat. Bununki yani, rahat. Hiçbir yani şöyle olabilir. Ben mesela kendi M14 EBR'mde pil olayını şöyle hallettim. Bir pack box aldım. Dummy pack box aldım. Şuraya yerleştirerek buradan kabloyu çıkarıp pack box'a evet, yerleştirdim. O da bir çözüm yolu oldu. Kesinlikle benim için. Çözüm yolu ama evet. Dediğim gibi yani sonuçta özellikle şuna dikkat edin. Pil taktıktan sonra şununla pek oynamayın arkadaşlar. Kesinlikle. Şey alıyor, pil şey yapıyor. Evet. Dipçik ayarı özellikle bunda çok güzel. Yanak ayarını yapıyorsunuz. Kesinlikle. Bu şekilde yukarı aşağı. Bunun bu ayarı yoktu değil mi? Pardon. Bunun yoktu. Pardon. Şu kısımda şu yukarı aşağı burada var. Burada yukarı aşağıya ileri geri. Evet. Yani dediğim gibi şurada fire selector'ı çok orijinal. Evet. Hani otomatik seriyle atıyor. Semih otomatik. Dedim Semih. Safe'i burada. Safe'i hemen önünde. Çok tatlı. Çok klas bir safe. Yani havaya sakıyor böyle. Aynen. Bu yani eğer DMR sınıfı oynamak istiyorsanız yani çok yani kesinlikle gözüm kapalı tavsiye edeceğim. Benim de kesinlikle. Yani evet. Alın. Kullanın ya direkt ya. Hiç yani ömürlük bir oyuncak olması bunun bir artısı. Ama bunda zaten. Şey yani 6.03 taksalar biraz daha verimli olur değil mi? Kesinlikle. 6.03'te daha verim alırlar. 6, kendisinde 6.05 6.05 var. Ben o bile yeterli. Ama o da bile yetiyor artık. Onunla bile 70 metre atıyor. 0.03'te çok daha iyi bir performans veriyor. Vallahi şimdi anlatmaya devam etsek bunda bizim çok maceramız evet. Var. Ya. Ben 9 adam aldım diyorum. Artık ben BB bitmişti. O yüzden almıştım. Hani Doğaner'le de oyunlarda evet. Bayağı şey yapıyoruz. Benim ekleyeceğim bu kadar. Senin var mı abi? Benim de ekleyeceğim bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.